Kardeşim yani Ama bir şeye Belhanda dün baktığın zaman. Galatasaray'ın çok tehlikeli olabilecek hücumlarında arkasında o neler olup bittiğinden o kadar bir haber olduğu için o kadar 3 tane kritik top kaptırdı ki tam ceza yayı üstünde. 3 tane. Yani tam 3 tane. Arkada ne oldu? Luis Gustavo geldi. Thiam'la beraber takır takır 3 tane top aldılar Belhanda'nın ayağından. Yalnız Rakip. Luis Gustavo da dün Tamara Uyguç'u geçti ya. Benim Evet. saydığım 4 tane rebound aldı. Bak 4 tane rebound aldı. Kötü vurdu, iyi vurdu. 4 tane ceza sahası dışında topla buluşmuşluğu var. Belki daha fazla, ben 4 tane saydım. Belhanda'yı Galatasaray muhabirimiz Emre Kaplan'a sordum. Transfer dönemi başlarken Belhanda gidiyor mu dedim. Abi İstanbul'dan ev aldı dedi yeni. Ya Ben dünyanın o en an mutlu emin adamı. oldum Abi burada. benim bildiğim Florya, çok ünlü bir et restoranı. Florya'da gittiği bir iki yer var. İdman tesisi o kadar yani. Şöyle bir yerde yaşıyormuş. Çok da mutluymuş yani İstanbul'da. Tabii Çocuklar tabii. okul falan. Yani acayip mutluymuş. Ailesiyle falan burada. Çünkü dünyanın en güzel şehri İstanbul. En güzel şehirlerinden bir tanesi İstanbul. Ve net 4 milyon euro civarında para kazanıyorsun. Her şey güzel bu şartlarda. Abi bırak ev almayı. Müteahhit diye bile başlayabilir. 4 milyon da biri benim olsa. Melike başladı biliyorsunuz. Melike başladı. Alsat işine girmişti. Hani müteahhitlikten batan futbolcu söyleyeyim. Gülcan abi bilir. Alper Potuk. Keşke ev almasaydı, arsa ben alsaydı. Öyle mi hocam? Hocam keşke gümüş alsaydı ya. İşte kurnaz golcü. Hocam keşke gümüş alsaydı. Mart'tan beri %95 arttı ya. Hocam A paranın stüdyosu yan taraf. Evet. Abi ya, evet. Yalnız Mustafa parası olanlar hemen belli oldu abi. Evet hocam. Gümüş alsın diyor, arsa alsın. Değil mi yatırımlar? Tamam, doğru biz burada müteahhit olsun. Ilgaz'la beraber. Peki yani Jean-Michel Seri meselesi de Galatasaray'da hoca söyledikten sonra daha fazla gündeme gelmeye başladı. Yani oyuncuyu alacak mı almayacak mı? Ben Etobo geldikten sonra herhalde orası Etobo, Taylan, Belhanda gibi kalacak. Sonra Emre Akbaba gelecek. İşte Arda Turan'ı da merkezde kullanıyor gibi düşünmüştüm. Donk da var arkadan çıkardınız demiştim ama... Serinin pas kalitesi kimse de yok ya ama. Yani o Feyyaz hocamın daha demin söylediği çabukluğu, mesele. Çabukluğu, alveri, düşüncesi çok dar alanda çözüm üretmesi. Tabii. Onunla bir ver kaç yapıyorsun çözüm oluyor yani. Evet. Bir iki pas yapıyorsun, bir alver yapıyorsun. Evet. Boşa çıkma ve iade. Yani onu müthiş yapıyordu. 2011-12 Selçuk gibi yani. En son orada Schneider'in geldiği gün bıraktığımız Selçuk gibi. Bu arada Selçuk Şahin futbolu bırakmış. Evet. 22 Tabii. yıllık kariyeri sona erdi. Ya ona da... Yine galiba Fenerbahçe devam edecek. Fenerbahçe scout ekibinde başarılar diliyoruz. Devam edecek de hakikaten bir efsane ya. Hı? Derbi golü var hocam deplasman hatırlarsın. Evet. Leo Franco'ya attığı. Evet. 1-0 bitti. 1-0'lık maç. Esas 4-1'lik maçta da golü var onun değil mi? Şeyde 4-1'lik Lincoln 2008-2009 sezonundaki abi, maçta da golü var. 5 tane şampiyonluğu var Fenerbahçe'de. Yıldız takan oyuncu yani. Bir Mustafa Hoca dönemi. Olmadı yani 2000-2001'de. 2000-2001 oldu. Sonraki bütün şampiyonluklarda var. Aykut Hoca'nın takım arkadaşı. Tabii. Yani Selçuk Şahin ben Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Fenerbahçe şampiyonluk görmedi dese haklı o zaman. Doğru. O mantıktan baktığımızda. Ama enteresan oyuncuydu tabii. Ben her zaman karakterinin çalışkanlığında takdir ettim. Yok bütün teknike mesela şey gibiydi. Hep yedekti. Hiç problem çıkarmaz. Yani takım içinde... birleştirici rol üstedir. Bayniye dekanım. Oyun verdiğinde mesela Dağman için demişti ki sağ bek Serkan vardı ya Balcı. İkisi de genç geldiler Fenerbahçe'ye. Selçuk'u dedi evirdik dedi. Yani istediğimizi yapan bir oyuncuydu. Diyorduk ki diyor şu bölgeyi kapatıyordu diyor. Şunu yap bunu tut. Yani bir teknik direktör için bulunmaz demek. Yani taktik disiplin üst seviyede bir şeydi diyor. Ama diyor Serkan'ı diyor şey yapamadık diyor. Evet. diyor. Abi yeni yorumculuğun çıkıyor. aynı programa çıkacaksın ya. Serkan Balcı diyor mu? Serkan Balcı da canım. Nerede, Serkan da çok seviyor. Serkan bize mi geldi? Evet. Ha? Daha dur Selçuk da gelecekmiş. İnşallah. Selçuk Şahin konusunda çok güzel bir şey söyledin. Yedek kaldığında hiç... Hiç problem yapmaz. İsyan etse ne olacak Selçuk? Ben oynamam mı lazım diyecek. Abi öyle değil mi? Papaz oyuncu o zaman ya. Ha? Papaz oyuncu oldu herhalde. Mesela sen geçen... Mesela şimdi senin takımda Selçuk sen yedek kalsa sen üzülür müydün o zaman? Selçuk oynamıyor diye o zaman. Sen üzüldün mü çok? Gürcan hiç karalar bağladın mı yani? Selçuk niye yedek? Yok yok zaten... Bu çocuk isyan etmeli dedin mi? Hayır canım. Ama her şeye ama rağmen... bütün teknik direktörler tuttular. Tuttular, seyircinin mücadelesine devam vardı, etti ve hak ettiği şeyi de sonunda aldı zaten. Karşılığını da aldı. Aldı. Ama yani, Gürcan abinin vurguladığı takım içinde sözü geçen biri olmasına rağmen bunu bir huzursuzluk meselesi haline getirmedi.
diyorsunuz. O da önemli. Derbi galibiyeti alan Fenerbahçe'nin son yerli teknik adamı da 2014-2015 sezonu. İsmail Kartal Hoca. Evet. Fenerbahçe'nin rakamlarda inanılmaz işler yaptığı, istatistiklerde muazzam işler yaptığı sezondu. Konya Spor'da başarılar dileyelim. O da enteresan bir... Hayır, mesela ilgili... o sezon kurşunlanması var biliyorsun. Rize dönüşü. Fenerbahçe tabii, takımı evet, otobüsü. Yani 4.000-5.000'e attılar Antep'e. 4.000-5.000'e attılar Rize'ye. Bir kurşunlandı otobüs. Ondan sonra takım küt kafa üstü gitti. Yabancılar ülkeyi terk etmeye kalktı. Zor ikna tabii ettiler falan. Yani büyük bir travma geçirdiler. Yani o kurşunlanma olması belki o sezonda şampiyon bitirecekler. Yine devre arası Emenike'yi gönderip ona gelen teklifi kabul edip Fernandao'yu Bursa Spor'dan daha erken alma projesi vardı İsmail Hoca'nın. Evet. O da gerçekleşmedi. Ya berabere biten, özellikle golsüz biten maçlarda futbol taraftarının çok merak etmediği söz sorulardan istiyorum. Biridir ama. Söz istiyorum. Belki de onu soracaksın. Abicim, hoca çıktı ne dedi? Ya dedim, hakem konuşmayalım, pozisyon konuşalım dedi. Dün akşamki hakemi böyle fazla fahiş konuşulmayınca, derbide, tribününde çok sayıcı olup ortalık birbirine girmeyince, bu maçın gerilimsiz, heyecansız futbolsu olduğu gibi bir yanlış kanaat var. Takır takır maç oldu ama bizim milletimiz, çok özür dilerim, son yıllarda sosyolojik olarak tamamen şiddete dönük, yani sözel şiddete dönük, illa bir yerlerde şiddet arayan, şiddet olmadığı zaman mutlu olmayan, şiddet olmayan bir ortamdaki huzuru içinden bulup çıkartamayan bir futbol taraftarı organizasyonu haline dönüştük biz. Dün akşam karşılaşmada inan et ki iki tane kırmızı kart olsaydı, velev ki A takımına iki tane kırmızı kart, ortalık birbirine girerdi, o zaman derbi gibi olurdu. Sakin geçti, normal geçti. Hakem bence iyi performans gösterdi. İki takım adam gibi çalıştı. Sahada 29 oyuncu görev aldı. Aslan gibi mücadele etti. Tribünde seyirci yoktu. Her şey sakindi. Fatih Hoca olsun, Erol Hoca olsun, kulübeler hahu yapmadı. Derbi sessiz, sakin geçti. Hayır abi, çatır çatır futbol oynandı ya. 29 tane adamın emeğine sağlık. Kulübelerin emeğine sağlık. Sarı kartın çokluğu kırmızıyı engellemiş midir Mehmetciğim? Olabilir hocam. Daha demek ki hakem var. Gerektiğinde çıkarmış, uyarısını yapmış kartlarda. İki. Peki orada Fatih Hoca bir itiraz etti sanki çok gibi. Sizce sıkıntı var mıydı kartlarda? Maç sonundaki itiraz mı? Ha. O sıcağı evet. Sıcağına yapılan itiraz mı? Erol Hoca sarı kart gördü bu arada. Erol Hoca da gördü. Erol Hoca sarı kart gördü. Bir şey daha söyleyeyim son olarak konuyla, işin sağ dış konusunda. Arkadaş, o meşaleyi tahammüden, hukuki deyimle, evet, daha alttaki alışveriş merkezinden en az 10 tane, 15 tane ben saydım. Atanlarla ilişkili, Türk Ceza Kanunu ilgili maddesinde bir yıldan iki yıla kadar toplum huzurunu kıtırır abi. Ya Mehmet onu bırak, arka tarafı. Şu anda ekranda görüntüler. Ya baksana abi, bak yukarıda şeyden de geliyor. Biraz da bak yukarıdaki anla, büyük ne derler... rezidanstan da geliyor. Ve bak bu tamamen çalışılmış abi. Ve bununla ilişkili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden rica edelim, ne olur şu işe bir el atsınlar. Çünkü ben de akşam var. Rezidansı söyledim programda. Var hocam, rezidanstan var değil mi? Yanlış görmedim. Ve bak şunlardan bir tanesi tam, bak tam basın tribünün orası. Düştüğü yer basın tribünün orası. Bir tane de aşağı düşüyor zaten. Ya bu saçmalığa İstanbul Emniyetinden rica edelim, ne olur bir çözüm getirsinler. Daha doğrusu bunun faillerini bulsunlar. Yeri var abi. Oradan geçen bir insanın üzerine düştü diyelim. Abi spor şubeyi ararız. Reklam ararız. Bir aramamız lazım. Aramamız mı lazım? Ben şunu anlamadım. Ararız konuşuruz yani. Neden ya, neden yaptılar? Hani Galatasaray'a şimdi... ne katkısı var? Bu Galatasaray'a zarar evet verecek olsan böyle bir şey yaparsın ya. Ne büyük bir aptallıktır ya. Abi seyircisiz maçta Fenerbahçe'nin sahası kapanmış. Biliyorum. Ceza bir maç daha olsa UEFA'dan ihraç edecekti. Evet. Ayıp. Yazık.